Değerli basın mensupları, kim hak arıyorsa, kim hukuk arıyorsa, kim adalet arıyorsa onların yanında olmaya söz verdim. Asgari ücretlerin aylıklarını artırdılar. Hazine ve Maliye Bakanı dedi ki asgari ücretin aylığı arttı, %50 zam yaptık. Şimdi sıra emeklilere geldi. Ve bütün emekliler, onlar da doğal olarak %50'lik bir zam bekliyorlardı. Ama bu olmadı. Hangi gerekçeyle olmadı bilmiyorum. Sayın Başkan az önce dedi ki bir yasal düzenleme yapıldı. Reform diye bir yasal düzenleme yapıldı. Biz eskiden milli gelirden pay alırdık, şimdi milli gelirden bize pay vermiyorlar. Milli gelirden Sayın Başkan size pay vermiyorlar ama sizden zamdan pay veriyorlar. Her türlü zamın sıkıntısını siz çekiyorsunuz. Ekmeğinden tutun, iğnesinden ipliğine kadar yapılan bütün zamlar sizin düşük maaşlarınızla bir şekilde karşılanıyor. Ne olacak ve nereye kadar gidecek? Şimdi ben buradan yaklaşık 10 milyon emekliye seslenmek isterim. Yaklaşık 10 milyon emekliye. Size neden yeteri beklediğiniz zam verilmedi? Nedeni şu. Biz emekliye zam vermesek de nasıl olsa emekli bize oy verecek. Temel mantıkları bu. Temel düşünceleri bu. Çünkü ben emeklilere iki maaş ikramiye verilsin dediğim zaman bir grup emekli postaneden bana telgraf çekti. Bizim maaşımız yetiyor, iki maaşa ihtiyacımız yok diye. O telgraf ve o düşünce bunların belleklerinde yer etmiş. Nasıl olsa iş para vermesek de emekli bize aylığını verir. Şimdi başkan sizden ricam, bütün emeklilerden ricam. Geçinemiyorsanız, şikayet ediyorsanız, torununuza harçlık veremiyorsanız, kahveye oturup çay içemiyorsanız, lokantada yemek yiyemiyorsanız, bir tatil yapamıyorsanız hesabını demokratik yollarla sormak sizin göreviniz zaten. Eğer sosyal bir devlette yaşıyorsanız ve bu devletin demokratik, layık, sosyal hukuk devletidir diye bir tanımı anayasada yer almışsa sizin kendi hakkınızı ve hukukunuzu demokratik yollarla aramanız gerekiyor. Bütün emeklerin bir araya gelmesi lazım. Bütün emeklerin ortak hareket etmesi lazım. Bütün emeklerin eğer sen bana hak ettiğim aylığı vermiyorsan kusura bakma ben de sana oyumu vermeyeceğim demesi lazım. Bunu dediğiniz zaman bütün siyasi iktidar hangi kim olursa olsun bütün siyasal iktidarlar veya bütün siyasal partiler sizin sözünüzü dinlemek zorunda kalırlar. Bakın biz emekli aylıklarından söz ediyoruz. Sayın Başkan da ifade etti. Bir de dul yetimler var. Yani emekli vefat ettiğinde eşine ve çocuklarına intikal eden aylıkları var. Son yapılan zamlardan sonra 627 lira aylık dul ve yetime verilen 627 lira. 690 lira 748 lira. Şimdi ben saraydaki zata ve şürekasına seslenmek isterim. Ayda 627 lirayla bir dul kadın nasıl yaşayacak? Nasıl yaşayacak? Ya bunlarda vicdan var mı? Bunlarda merhamet var mı? Bunlarda sağlıklı ve tutarlı bir devlet yönetimi anlayışı var mı? 627 lira veriyorsun. 627 lirayla otur, krallar gibi yaşa diyorsun. Milli gelirden pay verilmedi. Milli gelirden pay niye versinler? Çünkü milli gelirden sağladıkları payı başkalarına veriyorlar, size vermiyorlar. Onların çeteleri var, onlara veriyorlar. 5 maaş alana veriyorlar, 7 maaş alana veriyorlar. Bunlara veriyorlar. Size niye versinler? Sizin sesiniz çıkmıyor ki yeteri kadar. Siz birlik olmuyorsunuz ki. 10 milyon kitle birlik olursa ya siz istediğiniz parti iktidara taşırsınız. O nedenle sizin birlik olma zamanınızdır. Eğer hak arıyorsanız, hukukunuzu arıyorsanız birlik olma zamanıdır. Bir araya geleceksiniz, bölünmeyeceksiniz, parçalanmayacaksınız, diyeceksiniz ki
Bizim hedefimiz şu kardeşim. Bunu verirsen biz o zaman kusura sana oy veririz. Vermezsen vermeyiz. Açlık sınırı. Türk İş'in yaptığı rakam. Açıkladığı rakam. 4013 lira. Açlık sınırı. Açlık. Yoksulluk değil. Açlık sınırı. 2500 liraya çıkardık en düşük emeklilik aylığını diye neredeyse şey davul zurna çalacaklar. Ya 2500 lirayla kim nasıl geçinecek ya? Nasıl geçinecek? Sizler bu ülkenin büyümesine ve kalkınmasına katkıda bulundunuz. Gününüz 8 saati çalıştınız. Yeri geldi tatillerde çalıştınız. Alın teri döktünüz. Milli geliri büyüttünüz. Evlerimize huzuru sağladınız. Emekli olduğunuz size insanca yaşayabileceğiniz bir aylığın bağlanması gerekiyor. Tatil yapmanız gerekiyor. Ama bu imkan size verilmedi. Bu imkan size verilsin diye ben ve arkadaşlarım buradayız. Sizin hakkınızı ve hukukunuzu savunmak için ben ve arkadaşlarım buradayız. Ben ve arkadaşlarım burada olduğu için birilerinin rahatsız olduğunu da gayet iyi biliyorum. Ama onlar rahatsız olsunlar diye zaten ben buradayım. Siz hakkınızı ve hukukunuzu savunduğunuz sürece biz devamlı sizin yanınızda olacağız. Bundan emin olmanızı isterim. Hepinize teşekkür ederim. Değerli basın mensupları. Sayın Başkan, bir konuyu arz edebilir miyim? Yani. Emeklinin hali yok. Evet. Buyur. Zam almak için çabalar başkan. Halden anlamıyor bakan. Geçim sıkıntısı ciğer yakan, ciğer pare pare sinema alıyor. Cenazesi olsa köyüne gidemez. Torunlarına harçlık veremez. Aldığı maaşla ay başını getiremez. Ciğer pare pare sinema alıyor. Deh deyince yürümüyor artık. Hastadır mutlaka avradı. İşsizdir evladı. Ciğer pare pare sinema alıyor. Bunları yerine getirin yeter. Ben sizden başka bir şey istiyorum. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Ağzınıza sağ olun. Hadi ya.